Geçmiş gün ama sen hatırlarsın eminim. Hani köprü altına argile sabahı, çarşı pazar ne gündü yalan mı? Denizli güneşli caddeli sokakı. Geçmiş gün ama sen hatırlarsın eminim. Hani köprü altına argile sabahı, çarşı pazar ne gündü yalan mı? Denizli güneşli caddeli sokakı. Geçen akşam oturduk eski takım, seni ne çok andık. Olsaydı dedik kaçak, gülmekten ağlardık. Şemale girince haytalar dükkanı da kapandı. Haytalar dükkanı da kapandı. Hocam, geçen akşam oturduk eski takım, seni ne çok andık. Olsaydı dedik kaçak, gülmekten ağlardık. Şemale girince haytalar dükkanı da kapandı. Haytalar dükkanı da kapandı. Oh.
Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Harbiye Açık Hava sahnesinde en güzel günler. Yaz daha bitmemiş dedirten günler ve akşamlar. Yani hadi inşallah bitmemiş. Şu an havamız tam öyle. Evet. Ve illaki Sıla'nın sahnesine konuk oluyoruz. Epey de zaman geçmiş. Ben Sıla'ya hoş geldin diyorum. Müzisyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Epey zaman olmuş. Evet, geçen Temmuz'dan bu yana. Evet, bu çok uzun bir zaman olmuş. O yüzden bizim için evet. Her şey yolunda mı? Herkesin keyfi yerinde mi? Çok güzel, çok güzel. Güzel geçiyor. Her şey çok iyi. Ve ilk akşamdı. Aslında şöyle başlamak lazım. Harbiye Açık Hava'da geleneksel Sıla konserlerinin ikinci akşamından size merhaba derken yine bu senede böyle 7 konser. 7 konser. Öyle güzel bir maraton olacak. Dün akşam ilk akşamdı. Evet. Nasıl geçti? Öyle çok ilk akşamın geçti. Günah sevabı olmaz derler ama çok iyiymiş. Hakikaten öyle. Ben tuhaf bir şekilde heyecanlıydım. Bir gün önce de zaten biraz hafif stresli yatmıştım. Ya böyle öyle bir meslek seçmişim ki kendime. Evet. Her konserde üniversite sınavına giriyormuşum gibi hep karnımda bir yumrukla uyuyup öyle bir yumrukla uyanıyorum. Ama çok güzel karşılığını aldık. Ne güzel. Sıkı bir prova yapıp zaten üstüne de bir 3 konser çalmıştık. 2 Antalya, evet. 1 Ankara çalmıştık. Dolayısıyla iyi girdik. Müzikal olarak çok kafamız rahat girdik. Bugün onun... de o rahatlığı gördüm zaten. Kuliste de kimse de bir gerginliği yok. Yok. Herkesin kafası rahat. Bir de bizi biliyorsunuz. Zaten yıllardır beraber çalıyoruz yani. Evet, artık evet. Daha ne bu olacaksa. Ekip zaten artık birbirini o kadar iyi biliyor ki. Ama şudur, her ne olursa olsun pek çok konser yıl boyu devam etti. Onları da takip ettik tabii ki. Ama yine de böyle Harbiye'deki kavuşma başka bir kavuşmadır, öyle değil mi? Oluyor, garip bir heyecan. Aramızda konuşuyoruz. İşte Burak'la konuşuyoruz mesela dün sabah. Hmm. Ya işte midemde de acayip bir ağrı var filan. Biz niye böyle oluyoruz diyorum, bilmiyorum. Herkes böyle bir, burası bir heyecan yapıyor. Çok da güzel bir sahnedeyiz. Ben dedim böyle ışık ışık, pırıl ama pırıl. Sen çok uyumlu gelmişsin, bilmeden. Evet, hissederek ki hep hissetmişimdir bugüne kadar. Evet. Şimdi o görüşemediğimiz zamanda aslında takip ettik ve ne güzel ki hep üretim vardı Sıla cephesinde. Evet. Biraz da öyle diyorum ya, hissettiğim odur ki hani çok hızlı bir tüketim devrindeyiz ya, galiba bir karşı duruş o. Ya, tabii ki, yani, her zamanki gibi. Her zaman. İyiden iyiye üretime dönmek mi? Şöyle, evet, süper doğru saptama. Maalesef albüm yaptığınız zaman çok fazla denk geldiğimiz için gönül rahatlığıyla söylüyorum. Albüm yaptığınız zaman çok kısa süre sonra yeni albüm ne zaman çıkacak gibi sorularla karşılaşabiliyorsunuz. Devir öyle bir devir oldu. Çok hızlı tüketiyoruz, çok fazla istekliyiz. Neredeyse arsızlaşmış durumdayız. Burası da tabii bir şey değil. Yani elbette bir şarkı bankası var içeride. Elbette sandıklarımızda şarkılar var. Elbette hayatımızı birazcık şarkı olarak görerek, şarkılayarak yaşıyoruz. Ama bu da demek değil ki burası bir fabrika. Bas düğmesine çıksın durumu yani, yoktur. Keşke öyle olsa, benim de çok işime gelir ama yani maalesef öyle olmuyor. Nasıl durabiliriz, nasıl karşı durabiliriz? Öyle mi böyle mi derken böyle bir karar aldık. Bu da şu, albümü 4'e bölelim dedik. Belli periyotlarda. Evet, 3'er, 2'şer nasıl gelirse, belki 1, belki 5 bir tanesinde, evet. Hiçbir fikrim yok. Ve bir cümle olsun sonunda bu deyip böyle kelime kelime fısıldamaya karar verdik aslında dinleyiciye. Aslında o fikri o kadar sevdim ki. Ben de çok sevdim, inan çok sevdim. İşte acı meşk başladık. Dedik işte 3-4 ve bula gidecek. Devamı yani. Gelecek. Evet. Şimdi acı adını verdin, 3 şarkı var acıda, ağrı, sabır ve medet. Evet. Ben dedim ki bu öyle acıyı görse de, acıyı yaşasa da az sonra toparlanacak bir kadın. Bu kadın şifalanıyor gibi geldi bana, daha şarkıları tabii, görür tabii görmez. Sonra mesela medet yani medet şarkıdan çok sev- evet şarkıdan çoğu birazcık yani. Değil mi? Bana şarkı değil de yaraymış gibi geliyor ya. Daha çok medet. Ve orada Sezen Aksu'yla olan o duygu birlikteliğin bir kez daha müthiş bir şarkıya yol açmış. Evet, gerçekten biraz o kısmını sorayım istedim o yüzden. Ya şöyle ki sert bir yıldı benim için. Biraz tabii. Fazla evde bir yıldı.
Daha doğrusu dışa kapalı bir yıldı. Neyse ki yine müzik, işte edebiyat falan gibi bir takım sanat ya doları. Şiir olmasaydı. Şiir olmasaydı. Neyse ki imdada yetişti. Evet. O dönemde çok tabii Sezen'le konuştuk, çokça konuştuk. Ve bu besteyi yolladı bana. Böyle bir şey var bende. Ben çok seviyorum. Bir dinle bakayım, hissedecek misin diye. Çok hissettim ben. Ve bir ay kadar falan da bekledi aslında başucumda. Sonra bir gün kalktım ve yazdım. Evet, biraz zaten sanat şifa vermeyecekse tabii ne işe yarar? Tabii. Ama her şeyden önce kendine şifa verecek. Tabii tabii. Yani. O yüzden daha doğrusu hem yaralandığımız yer hem şifa aldığımız yer. Yani ben öyle yaşıyorum. Genel olarak üreticilerin de buradan yaşadığını zannediyorum. Ama güzel oldu. Yani çok güzel olmuş. Mesela şu an halihazırda ki Harbi Açık Hava konser listemizde, playlistimizde yok aslında. Öyle mi? Çok ağır ya. Yani çok ağır. Yani yürek yakıyor ya, yürek söküyor yani. Güzel, o zaten gideceği yere gitti. O şarkı, ha, tabii, o sözler. Tabii. Yani zaten herkes alacağı kadar alır ya. Tabii tabii. Muhakkak evet. O yolunu buldu. Şimdi Acı ilk albüm oldu. Üçlü mü diyeceğiz, albüm mü diyeceğiz onu da bilemiyorum. İkincisi albüm Meşgol. Albüm Meşgol'du, evet. Acıdan Meşk'e geçtiysek zaten iyiyiz demektir. O tabii, güzel, tabii, orada tabii, bir sıkıntı. Kesinlikle. Ama şimdi ikincide olan Haytalar Dükkanı var ya. Şimdi Haytalar Dükkanı'nı ben çok sevdim ki açılışı da canlı canlı onunla yaptık. Hakikaten çok mutlu oldum. Kimdir bu Haytalar? Ne sebeple, ne olmuştur ki Haytalar Dükkanı yeniden? Şöyle, Efe'cimin kulakları çınlasın ya, evet, bu arada. Evet, ben Efe'ye kocaman bir böyle selam gönderelim istiyorum. Evet, Efe'yle yıllar evvel gerçekten bir Karaköy gezintisi, yani sahici hikaye, Karaköy gezintisi yaptık. Ve çok güzel bir gün geçirdik, nefis güneşli bir gündü. Akşamüstü akşama doğru eve döndük. Ve Haytalar Dükkanı'nı yazdık. Bir kısmını yazdık daha doğrusu. Yani melodisi, yani bütün bestesi bitmişti. Ben geçen yıl ikinci kısmını yazdım sözlerini ve tamamlandı. Haytalar kimdir? Haytalar bizim o dönem aslında çok beraber yaşadığımız, hepimizin olduğu gibi. Yani işte üniversite dönemi, o daha gamsız, daha pervasız, deyip dokunmadığı hayatın zamanlar da çok bir arada olduğumuz, sımsıkı, omuz omuza, işte parayı ortaya döküp paylaştığımız, işte o paralarla dışarı çıktığımız, tabii tabii. Üç kuruş ondan, üç kuruş bundan, tabii, masa işte kurduğumuz. Yemeğe gittiğimiz, masa, evet, kurduğumuz, işte evet, konsere gittiğimiz, en fazla bir içki içebildiğimiz, ikinci cebimize paranın olmadığı, hesapta olmamızın gerektiği filan, tadı damağımızda kalan, belki o sebeple daha güzel. Tabii. Zamanların adamları Haytalar. Tabii. Ve ne mutlu bana ki klip beni çekmeye karar verdiğimiz zaman çok güzel olmuş. Çok teşekkürler. Bedran'ın ve Veli'nin ellerine sağlık. Evet. Yani emeğine sağlık. Çok hakikaten güzel tam iş oldu. Tam dost meclisi olmuş. Tam, evet evet, tam dost meclisi oldu. Tabii ki firelerimiz var. Olmaz mı? Ama iki fire dışında şey yaptık yani. Gayet, çözdük, evet, çekebildik yani. Gayet güzel. Ve şimdi Efe Bahadır gerçekten Sıla için çok değerlidir. Onlar Siyam ikizleridir. Evet. İnan bana benim bile içim burkuldu. Yazmışsın ya sosyal medya hesabında. Nereye gitti falan doğum oldu. Çıktı. Ama çok güzel yazdım. İmkanı olan da delirmesin mi zaten? Evet. Bir de o da bana, onun özgürlüğü. Tabii tabii. Bir de bana şöyle dedi. Yani şimdi madem sen gidemeyeceksin, bari ben gideyim dedi. İyi dedim ya, güzelmiş valla. Güzel. Ya aslında birazcık nefes almak, havalanmak, tabii, için çok haklı sebepler bunlar. Biraz üretim amaçlı, biraz daha fazla üretmek için. Çünkü burası vakit alan bir yer. Sadece yani ışıklı kısmı değil. Esas, tabii, gerideki kısmı, mutfak kısmı. Yani aslında iş kısmı. Tabii. Ben biraz daha cadıyım. ve biraz daha aslında sertleşebiliyorum. Efe birazcık daha duygusal bana göre o konularda. O çok buralarda kalmayı, yani kalmak bir süre sonra onu incitmeye başladı.
Dolayısıyla dedi ki sen bana biraz müsaade eder misin? Ben biraz fotoğraf motoraf bir şeyler çekeyim. Odama kapanayım, biraz beste yapayım, birazcık işte şarkı bakayım falan. Bize de çok iyi gelecek. Eminim çok iyi gelecek burada. İyi dedim yani, hakikaten imkanı olan delirsin. Delirsin ve yani öyle hani gözden uzak olan gönülden uzak olmayacak. Ya, yok bizim öyle bir durumumuz evet, yok. Evet, Efe Bahadır her zaman. Sadece sahnede yok. Evet, evet, başımızla beraber. Ve şimdi böyle bu düzen devam edecek. 7 gün burası tamamlanacak. Evet. Tarihler hemen bugünden sana. Sonra 4, 5, 6, 11, 12. Tamam. Evet. Bu böyle. Evet. Sonra yine konserler devam edecek ama devamı bu albümün geliyor mu? Geliyor, geliyor. Şöyle ki şimdi bu Harbi'nin ben aralarına... Ben de o sabırsız. Ne zaman çıkarsa ne zaman kaçta? Saat tam olarak. Şimdi bu Harbi Açık Hava konserleri devam ederken iki tane bursamız var. İkisi ve dokuzu. Onlara bir gideceğiz, geleceğiz. Onları hı-hı, çalacağız. Hı-hı. Bütün Harbi'yi tamamladıktan sonra da İzmir Açık Havalarımız var. 18-19 yanılmıyorsam. Tamam. Evet, üçüncü partide... yani şimdi çok ezbere bir şey söylemek istemem ama benim planladığım, Serkan'la konuştuğumuz... Evet. Aralık. Ha güzel. Evet, evet. Bir şey yok ya. Tabii bu böyle. Tabii. Az önce biraz önce böyle... Açtınız. Hafif kınayarak konuştuk. Canım çok da sabırsız falan. Tam o durumdayız. Güzel. Bu böyle farklı bir yolculuk olacak. Ve ben o bir bütün cümle edecek ya, o cümleyi merakla bekliyorum. Sürprizli de olacak. Acıyla başladı, meşke geldik. Meşkten sonra ne gelir? İşte o bütün cümle bizi nereye götürür? O yolculuğu da beraber yapalım istiyorum. Ne güzel ki. Bu arada Fikret Şeneş'e Saygı albümü geliyor. Evet. Onu da ben duyurayım buradan. Tabii, değil mi? Seve seve. Galiba hafta sonu zaten dinleyiciye sunulacak. Evet. Orada sen bir şarkı yorumladın. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Ay niye böyle şimdi bu şarkıyı niye seçtin? Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben Ajda Pekkan buna ya. Çok bir harikulade söylediydi. Çok acayip şarkıcıdır zaten. Onun söylediği, hele ki o albüm benim için çok özel bir albüm. 1990 albümü ya. Ajda Pekkan'ın. Çok, bütün şarkılar yani hepsi birbirinden güzeldir zaten. Doğru. Çok Şehrazat bestesi vardır çok, falan. Evet. İşte Fikret Şeneş var malum. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Bilmem söylemek istedim. Onu söylemek istedim özellikle. Yani ilk aklıma o geldi. Erol Evgin projesinde de böyle olmuştu. Erol Bey beni aradığında ne söylemek istersin? Sen seç dedi. Ben hemen ona ateşle oynama dedim telefonda. Ki ve ateşle oynama da o zaman yokmuş. Evet çok da kimsenin aklında yoktu. Evet. Doğru. Bilmem o da öyle esti. Umarım iyi olur. Güzel Efe yaptı aranjmanı. Öyle mi? Evet birazcık enteresan. Yani daha biraz alternatif yaklaştık. Bakalım inşallah beğenir. Evet, güzel olacak. Şimdi tabii bir yandan da hep biz böyle sırayla bir araya geldiğimizde işte hani konser öncesi oluyor. Öyle bir telaşa şunun içinde bunun içinde oluyoruz ama ben hani çok iyi gördüm seni. Onu söylemek istedim. Hani gerçekten insanın öyle dönemleri vardır ya, hepimiz dönüşüyoruz. Tabii tabii. Ama biz senin dönüşümünü belki çok daha böyle şarkılar üzerinden, sözler üzerinden izliyoruz ya. Hani öyle son bir cümleyle bitirelim. Ben şimdi sana sorsam nasılsın Sıla diye ne diyeceksin? Her şey yolunda diyeceğim. Her şey yolunda. Başladığımız gibi o zaman. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür o zaman ediyorum. Böyle tamamlayalım. Harbi Açık Hava sahnesinde bu akşam Sıla konserinde biz buradayız. Zaten seyircisi de takip edecek önümüzdeki 5 konseri daha evet, burada. Bekleriz. Ağzına sağlık. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Böylece tamamlıyoruz. Yeni günde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.